Şimdi evet Cevdet Bey'in Cevdet Bey diyor ki boşandı eşi Durmuş Tuğ ve ailesi tarafından hem alıkonuluyor benim kız kardeşim hem de dolandırıldı. Biz de 3 çocuk annesi Aysel Tuğ'a ulaştık. Bugün boşandı eşiyle stüdyomuzda hem abisinin iddialarına yanıt verecek. Buyurun hoş geldiniz. Baktı. Oo el ele. Hoş geldiniz. Bulduk canım. Evet hoş siz geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Daha buyurun. Arada katalizör görüyorum. El ele gelmeniz de güzel bir durum. Hoş geldin Aysel. Ya nasılsın? O eli tutacağına. O eli boşamasaydı. Cevdet oturalım. Seversen, otur. O eli tutacağına boşanıyor dediğinde niye götürüp bırak. Müdahale etmedin burada millete film yapıyor. Ne filmi ya? Ne filmi? Oturarak konuşacağız. Oturarak konuşacağız. O eli tutacağına. Karım beni boşadı abi. WhatsApp'a kaydettim. Aysel beni niye boşuyorsun? Aysel de diyor ki boşanacağım, boşayacağım seni işte. Aman ben beceremiyorum. Ya böyle bir tiyatro olur mu ya? Ya senin, siz önce kendini kandırıyorsun. Ya kendi önce kendini kandırıyor. Kendini kandırma. Kardeşim burada kardeşim. Kendini kandıran kardeşim burada. Herkesi kandırıyor. Kardeşim burada. Bırakıyor. Kardeşim burada bak. Kardeşim burada. Kendim boşayıp bir de ona iftira atıyorum beni boşadı diye. Siz iftira atın bana. Boşayan senin erkekler tutmaz. Konuşuyor. Aysel hoş geldin. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. İyi misin? İyi. Abin senin için çok endişeli. Ben gayet mutluyum. Aysel'cim abin senin bir videonu da çekmiş bana izletti. Eşin senden boşanmak istiyor. Sen de diyorsun ki hayır ben boşanmayacağım. Ve gerçekten boşanmamak için uzunca bir sürede diretmişsin. Ama 3 tane de çocuğun var. Ben buna da çok saygı duyuyorum. Yani hani 3 çocuğuyla beraber yaşama isteği. Hani bizim birçok kadına kızıyoruz ya mesela sende de çok saygı duyulacak bir durum. Çocuklarından ayrılmak istemediğin için anladığım kadarıyla boşanmayı da kabul etmiyorsun. Şimdi boşanmışsınız. Yine 3 çocuğunla beraber boşandığın eşin ve ailesinin yanındasın. Hani ben de bunu açıkçası garipsiyorum. Hani Cevdet bunu farklı bir şekilde dile getiriyor ama neden Aysel'cim boşandınız? Boşanmak zorunda mı kaldın bu kadar istemezken? Doğruları söyle. Hiç önemli değil. Ben kendim istedim. Neden istedin? Neden istedin? İstedim kendim. Eşin mi istedi diye? Yok. Ben kendim istedim. Eşimin suçu yok. Eğer hani o evde kalmazsan senin 3 çocuğunla beraber sığınabileceğin başka bir yerin var mı? Ne gibi? Şimdi artık boşandın ya. Normal şartlarda eşin ya da eşinin ailesiyle yaşamaman lazım. Yani 3 çocuğunla gidebileceğin başka bir yerin var mı? Ben eşimle beraber oturuyorum. Ama artık eşin değil ya. İman nikahla eşim. Dini nikah. Niye evet. Resmi nikahını verdin? İmam nikahına katlanıyorsun. Niye onu kabul ettin? Onu da zaman gelince ya tekrar kıydıracağız. Kim dedi sana tekrar evleneceğiz diye? Başvurdum. Hı? Başvuru yaptınız mı? Evet. Ne zaman? Gittin mi belediyeye imza evet, attın? Evet. Ne zaman gittiniz? Hangi belediyeye gittiniz? Yalan. Gitmediniz değil mi? Yalan. Gittik. Hangi belediyeye gittiniz? Söyle Durmuş'um hangi belediyeye gittiniz? Arkadaşlarım. Gitmedik mi Hanım? Başvuruda bulunmadınız. Ben bu eşim benden boşandı. Boşandığına dair. Tamam dedik eyvallah cahilliğine saydık. Dedik. Tekrar eşin senden boşanmak istemiyor Durmuş. Ben izledim videoları. Sen diyorsun ki benim gözümde hiçbir değerin yok diyorsun o videoda. Aysel de diyor ki ama ben boşanmak istemiyorum diyor sana. Ben izledim bunları. Ne gibi? Şimdi nasıl ne gibi? Telefon konuşmanızı görüntülü çekmişler. Yani istiyorsanız müsaade ederseniz yayınlarım da. Benim öyle bir şeyim yok. Sen diyorsun boşanmak istiyorum diye. O da diyor ki niye boşanmak istiyorsun diyor. Ben boşanmak istemiyorum diyor Aysel sana telefonla. Öncekisi sonrakisi yok. Bak, o bir kere boşanma lafı ağızdan çıktı mı o mutlaka boşanılır. Hayır kesinlikle. O öyledir. O bir kere ağızdan çıktı kesinlikle mı o çıkmayacak. O sihir bozulmayacak. Kesinlikle öyle değildir Müge Hanım. Hayatım izledim. Artık tamam, kendi gözüme doğrudur. Mi inanacağım eskisi, duyduğuma mı? Eskisine tamam bir şey diyemiyor ama. Tamam o zaman niye boşanmak istiyordu? Şimdi o zaman benim 3. ayın 21'inde... 2021 benim çocuğum hani eşim doğum yapacaktı.
Çocuğum 3. ayın 21'inde vefat etti anne karnında. Allah rahmet eylesin. 3. ayın 24'ünde ailesi geldi. Benim eşimi aldı götürdü. Bir sene vermediler. Beni orada iki, bir sene yok diyorsun bir ki. Bir sene. Hayır. 3. ayın 24'ünde. Tam bilmiyorum da 47 gün mü ne oldu diyorsun şimdi. Arkadaşlar hatırlayanınız var mı? 37 gün mü? 70 gün. 70 gün oldu diyorsun. Hayır. Evet öyle diyorsun işte 70 gün oldu. Ben ayrılmak istiyorum diyorsun. O da diyor ki ben ayrılmak istemiyorum diyorsun. Ya izledim kardeşim ama artık yani. İzledim, dinledim. Doğrudur Müge Hanım, izlemişsindir. Tamam. Bak eskileri ben sildim zaten. Tamam, ben dava da açtım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Dava da açtım. Dava da açtıydım. Aysel şu an sizin evinizde yaşıyor. Evet. Şimdi kimle beraber yaşıyor evde? Ben, eşim, çocuklar, annem, babam. Bir de galiba annenin de annesi varmış öyle mi? Yok gidecek o. Tamam, ama var şu anda. Şu anda var da gidecek yani şey. Çocuklar kaç yaşında? Buyur. Çocuklar kaç yaşında? Biri 2013 yaşında, 12 yaşında. 13-12? Bir de 2 yaşında var. 2 yaşında var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Tamam şimdi 3 tane de çocuk var. Aysel boşandığı halde neden o evde yaşamaya devam ediyor? Şimdi biz boşandık. Ben ailesine davet edeyim. Ailesi kabul etmeyince hakaret, küfür, bilmem ne sayınca. Hayır, bak ben onu sormuyorum. Boşanmak ne demek? Ya boşanmak demek aileyi dağıtmak demek. Hayır, bir yuvayı bitirmek demek. Değil. Hayır, boşandığın zaman bir bu çocukları... Hayır. Boşanmak şu demek. Ben seninle artık aynı evi, aynı hayatı paylaşmak istemiyorum. Sen yoluna, ben yoluma demek. Aynen. Tamam. Şimdi madem Aysel boşandı da, boşanmak istedi, boşandı. Niye hala sizin evinizde kayınvalidesiyle, kayınpederiyle, kayınvalidesinin annesiyle seninle yaşıyor? Onu kendisine ben söyledim. He. Ben çocuklarımın yanında kalacağım. Tamam dedim. Benim yerimde yerin yok dedim. Hatta böyle ben istemeyeni ben istemem dedim. Açık nezih. Kendisi de burada. Ben istemeyeni ben istemem dedim. Şimdi sen nerede kalıyorsun? Ben de aynı yerdeyim. Sonradan dedim ki ne yapacağız dedim. Çağıracağım ben dedim aileni. Böyle böyle söyleyeceğim. Götürsün seni dedim. Tamam dedi. Çağırdık. Tamam Aysel neden boşanmak istedin kocandan? Çünkü o istemedi. Hı? Ben kendim istedim. Aysel, bak bir şeye başladın ya yavrum, bir yola girdin ya. O yola girdin diye sittin sene, o yolda devam etmek zorunda değilsin. Her yolun bir çıkışı vardır. Her yolun bir U dönüşü de vardır. Ve kendini çok yalnız hissettiğini farkındayım. Gözlerinden onu okuyorum. İstediğin her şeyi söyleyemeyeceğinin de farkındayım. Başka kimseye güvenmediğinin de farkındayım. Ama o yolun dönüşü var. Aysel, boyun eğme. Boyun eğme, daha çok gençsin. Sen boyun eğdikçe senin boynunu eğecek çok daha fazla kişi çıkacak karşına. Ama sen şöyle yarı beline kadar eğildiğinde böyle kafanı yere vuracak insan çok çıkar kızım. Boyun eğmek zorunda değilsin Aysel. Sana da çocuklarına da yeni de bir hayat da kurulabilir. Boyun eğme. Sen ne yaşadıysa anlat. Senin arkanda duracak insanlar var, buna inan. Ben senin durup dururken boşanmayacağına eminim. Niye boşanırsın? Boşanıp da niye hala evde yaşıyorsun? Ne dendi sana da? Üstelik o boşanma davasında nafaka yok. Mehir için anlaşmışsınız. Mehir para. Nerede bu kadının 500 bin lirası mehir parası? Ben kendim istemedim. Ne istemediğini bırak. İstemeyen oraya yazdırmaz. Benim mehirim yok mesela çünkü istemiyorum. Niye vermedin mehirini? Mehiri kendi istemedi. Özür iadesinden. Onun emin. İstememesiyle alakası hayır, yok. Kendi kural, istemedi. Kural kendi kuraldır. İstemedi. Hayır öyle. Kendi istemedi. At kafadan bilgi yarışması sevmiyorum ben. Ödeyebileceğiniz mehri o zaman oraya yazarsınız. Hayır. Ödüyorsanız ödersiniz, ödemezsiniz. İstemeyen ben, adam onu o zaman da istemez. Ben mihirin de parasını da bunun da değilim bak. Ben oradayım. Benim yuvam yıkıldıktan hayır, sonra. Hayır ben oradayım. Ben, o 500 bin lirayla çünkü o kadının hayatı değişebilir. Ben orasındayım. Niyeymiş? Zaten ailesi de aynı durumda. Biliyorum onu. Valla ailesini anladın mı? O sonuçta o paradan bana gelecek bir para yok ama o kadının hakkı ise niye verilmedi o kadına o hakkı? Bu kadın madem senden boşanmak istedi ne kadar nafaka anlaştınız? Nafaka istemedi. He? Kendi özür adına kendi öyle istemiyorum. Mi? Ama hala da annene babana yemek yapacak. Sofrayı yemek toplayacak. Yapma. Sofrayı kaldıracak. Ne nafaka isteyecek.
Mehir'den vazgeçecek, yine seninle aynı evde yaşamaya devam edecek. Sen de boşanmış bir erkek olarak istediğin her şeyi yapacaksın. Canın istediğinde eve geleceksin, canın istemediğinde gelmeyeceksin. Niye Aysel böyle bir şey kabul etsin? Biz niye buna inanalım? Kendisi burada. Ne desin? Kendisi burada. Ne desin? Kendisi burada söyle. Ne desin? Bana bir şey demeyin, kendisi burada. Niye, niye böyle bir şey kabul etsin? Kardeşim hangi şeyle bunu kabul etsin? Ben zorunlu kimseyi evlendirmem, kimseyi boşandırmam. İstemiyor, anladın sen mı? Boşanmak kimse... istiyorsun, o da hayır diyor. Bak Müge Hanım, biz... Ben davamı çektim. Davam kağıtlarımı sana verdim. Stüdyoya verdim. Anlaşmalı boşanmışsınız. Anlaşmalı. Biz önce... Sen boşanma davası açtın. Ben boşanma davası. Tamam. Gittim ailemden özür dilerekten, bunların ailesinden özür dilerekten, bana Aysel'i verecekler diye özür dilerekten her şeyi yaptım. Davamı geri çektim. Hı. Özür diledim de. Hı. Arkamdan bir hafta sonra bana hem nakafa hem bilmem ne dava açıldı. Hayır. Hayır. Aysel'i verilmedi. Müge Hanım... Biz bir özür diledi. Bir dakika üçüncü yalan konuşma. Şimdi yalan konuşma. Burası aile bak mahkemesi, ciddi insanların olduğu bir yer. Yalan konuşma. Üçüncü aile mahkemesi. Bana... Avukatı beni aradı sabah. Babası eve gelmiş. Oğlum durmuş Aysel'i istemiyor. Bir bilezik vereyim de boşan. Beynimden kaynar sular. Öyle oldu. Ben de dedim. Abi buraya sen Aysel'i götürmeye geldin diye evime ağırladım. Buyur dedim. Öyle oldu Cevdet'im dedi. Turgut abi iyi insan. Ama... Durmuş, Durdut'u, Hasan Tu adamı evirip çevirip kaldırıyorlar. Turgut abi gerçek iyi insan. Ben iyiyi kötüyü ayırt edebilirim. Yani niye yalan söylüyorsun? Ondan sonra avukat aradı. Cevdet Bey dedi Aysel'i salmıyormuşsunuz. Avukat adım bir de dedim siz yalan ifadeler kullanmayın lütfen dedim. Siz bu aileyi niye kurtarmak yerine yıkmaya çalışıyorsunuz? Bu mücadeleniz para içinse ben size fazlasını vereyim dedim ya. Kardeşim senin bu kardeşin, kardeşini sevilmaktan değil, senin bu kardeşin Mihir'de senin. Gözün Mihir'de, hiçbir şey değil. Kardeşim bu kardeşim... Mihir senin olsun, bir kadın boşansa bile Mihir'den, çocuklarından vazgeçin. Ya her dur, madem öyle de iki sene önce evde otururken... Aysel, bak senin üzerine evleneyim mi? Sen diyordun lan onu daha dün ötan. Sen dün ötan, üzerine evleneyim sen mi Aysel? Kardeşim, o da diyor ki evlenme. Evlenme, çık. Ya gönlü razı olsa sen, evleneceksin değil mi? Bunu böyle, da imam sen böyle yapıp da kimi kandırıyorsun ya? Kardeşim kendi kardeşin söylüyor. Yüzü burada. Diyorsun aha. Ki kardeşim... Bizim evde abim sen dedin durmuşa evlendi. E kendin söylüyorsun ya bana bak, değil. Aysel, sen şimdi kendin söylemedin ben mi? Senin, senin üstüne evleneceğim hemen hemen dedi var diye. Ya, ben de evlenme dedim diye. Şu harmancığa gönderdiğinden beri ifadelerine bayanlar, zerre katılmıyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.